Arkadaşlar merhabalar, günaydın. Bugün pamuk toplayacağız. Yaklaşık bir 120 dekar bir alan var Allah'ın izniyle. Hazırlıklarımızı yaptık. Makinemiz zaten önceki günden hazırdı. Yağını kontrol ettik. Makineyi ısınması için çalıştırdık. Şimdi harekete başlayacağız. Evet arkadaşlar, mekandan ayrılıyoruz. Öncesinde bir sap parçalama makinemiz var. O çıkıyor. Hem de ova yollarında önden eskortluk yapıyor. Önden gidiyor. Eğer karşıdan gelecek biri varsa onları uyarıyor makinenin geçebileceği için. Arkasından makinemiz çıkıyor. Makinenin arkasından tanker çıkıyor. Tankerin arkasında karavan var. Tankerin ne için alıyoruz? Allah korusun, biliyorsunuz ki pamuk toplama makinesi yangın riski olan bir şey. Toplarken de makinenin yanma riski var. Onun için bunu itfaiye görevi görmesi için yanımızda tanker taşıyoruz. Karavanın yanımızda işte yemek yemek için içinde. Veya tarlada kaldığımız zaman içinde yapmak için kullanıyoruz. Bunlar da pamuk robotlarımız. Pamuğu boşaltmak için, pamuğu taşımak için bu robotları kullanıyoruz arkadaşlar. Ben de bugün ufak bir işim var. Pamuklarda yastıklamalarda biraz kozatlı yer varmış. Önceden bir açtırıcı atayım dedim oraya. Hemen yarım saat içinde o açtırıcı atıp geleceğim. Ve pamuk toplanan yere bir remok alıp devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizimkiler gitti. Ben de şimdi ilaç makinesiyle tarlanın yastıklarına döneceğim sadece. Bir kontrol edelim yağ var mı diye. Yağında bir sıkıntı var mı diye. Ya normal. Şimdi ufak bir işim var. Onu halledeceğim. Ardından romok alıp direkt pamuk toplama yere gideceğim arkadaşlar. Şöyle ki, neden ben bu işlemi yapacağım şimdi bu pamuğa? Daha defalarca tapmadık bu pamuğa. Ama yastıklamalar dediğimiz, kenarları dediğimiz yerler geç gelişmiş. Onun için biraz kozaklı. Bayağı bir kozaklandı. Önden bir açtırıcı atacağım. Koz açtırıcı. Ardından 3-4 gün sonra defalantını vereceğiz. Bayağı bir fayda ediyor. Böyle biz bir denedik daha öncelerinde. İyi sonuçlar aldık. İlacımı hazırlayıp yola koyulacağım. İlacım hazır. Ve tarlama doğru yola çıkıyorum. Yaklaşık bir 15 dakikalık mesafede. 15 dakika traktörle gittikten sonra hemen kısa bir işim var zaten. Yastık başlarım dediğim gibi oralara donanacağım etrafını. Ardından geleceğim yine. Pamuk robotu takıp bizimkilerin yanına gideceğim. Evet arkadaşlar, tarlamıza geldik. Kollarımı açacağım. İlacımı uyguluyorum arkadaşlar, basınçlı bir şekilde. Güzel bir şekilde. Dediğim gibi sadece tarlanın etrafını donanacağım. Çok kısa bir işim var.
Ardından bisikletlerin yanına pamuk toplamaya devam edeceğim arkadaşlar. Pamuğun iç kısımları gayet güzel açmış. Depolenti 3-4 gün sonra açacağız bu kenar kısımları için. Biraz bekliyoruz. Havalar da güzel gözüküyor. Herhangi bir yağış gözükmüyor. Onun için çok da acele etmiyoruz bu parça için. Kollarımı topladım arkadaşlar. Tarlamdan çıktım. Zaten 5 dakika sürmedi işim. Şimdi Allah'ın izniyle mekana gideceğim bizim fabrikaya. Orada remote'la motor alacağım ve bisikletlerin yanına pamuk toplamaya gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bizim mekana geldim. Şimdi bu traktörü bineceğim. Remote takıp bisikletlerin yanına gideceğim Allah'ın izniyle. Vedetin oğlu romantlar kalmış burada. Traktörün çekisi yamuk arkadaşlar. Öncelikle onu düzelteyim. Daha sonrasında romantla takılıp devam edeceğim. Evet arkadaşlar, romumu taktım, drone'umu da yanıma aldım, görüntü çekmek için ve gidiyoruz. Allah'ım inşallah kazasız belasız bir sezon nasip eder, gün sonu nasip eder. Bu sene arkadaşlar biliyorsunuz ki koronadan dolayı bütün emtialar artmıştı. Amerika'da dahi görülmedik, yıllardır görülmeyen enflasyon belirdi. Emtialar artmıştı, çok yüksek seviyelere kadar çıkmıştı bizim fiyatlar. Ama daha sonrasında Fed'in en son 2 kere arttırdığı faiz kararından dolayı emtialar bayağı düştü. Pamuk çok ciddi düştü, 150-155 centlerdeydi, şu anda 85 cent civarlarında. Bu yüzden dolayı da TL karşılığı da bayağı düşük geliyor. Yani 41 pamuk şu an 40 TL seviyelerinde. 40 randıman pamuk yani 16 liraya denk geliyor. O yüzden çiftçi bu durumdan çok müzdarip. Çünkü girdi maliyetleri yüksekti. Tohumundan tut, gübresine kadar, mazotuna kadar. Hepsi çok yüksek maliyetle üretildi bu pamuk. Ama şimdi satmaya kalktığımızda fiyat düzgün değil. Mutlu etmiyor yani. Bütün ürünler de böyle şu anda. Buğdayından ayçiçeğine bütün her şeyde bu durum yaşanıyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu sezon da böyle oldu. Verimlere gelirsek verimler de şöyle. Çok dalgalı gidiyor bu sene. Geçen sene bizim bölgemizde kuraklık vardı. Kuraklıktan dolayı belli bir dalgalanma oldu zaten. Çünkü her yer, her tarlaya her istediğimiz zaman sulayamadık. Vaktinde sulayamadığımız için dalgalanma vardı. Ama bu sene su sıkıntısı olmadı. Ama değişik bir yıldı. Çok rüzgarlı bir yıldı. Zararlı yönünden yoğun bir zararlı yoktu ama düşük alan yani 350-400 kilo alan üreticiler de var. Ama bunun yanında 500-550-600 kilo alan üreticiler de var. Dalgalı bir yıl. Herkes aynı verim almıyor. Daha doğrusu ürününe bakan yine iyi verimler alıyor arkadaşlar. Demek istediğim bu. Bizim verimlerimiz şu an iyi. Bizi mutlu ediyor. Allah hepimizin bereket versin. Allah izni rızkını açık edersin. Bu
Buradaki pamuk robotlardan bahsedeyim arkadaşlar. Bizim robotlarımız genelde yani bu bölgede kullanılan robotlar 9-10 metre uzunluğunda oluyor. Bu bizimkiler 9 metre. Okuyla birlikte 1,5 metrede oku desek 10,5 metreyi buluyor. Traktörle birlikte toplam 13 metrelik bir uzunluğuna sahip oluyor. Çekerken, kullanırken biraz dikkat etmek gerekiyor. Geniş almak gerekiyor. O şekilde herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Daha sonrasında fabrikaya götürüyoruz. Kapaklarını açıyoruz ama ve manitu sayesinde ektiriliyor. Böyle boşaltılıyor. Bizim burada sistem bu şekilde yerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tarlamıza geldim. Başladık. Bir romok doldurduk, etrafını açtık. Yastamlarını topladık yani pamuğun. Şimdi sıralardan, bu kısa kısımdan aşağıya doğru toplayacağız. Evet arkadaşlar, romumuz doldu. Romu fabrikaya götürüyorum, çeşit fabrikasına. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir yolculuğum olacak. Daha sonra çeşit fabrikasına varacağım. Kantara gireceğim. Boşaltacağım şeyi, romu. Ardından tekrardan buraya geleceğim arkadaşlar. Bugün günlerden 1 Ekim. Ama öyle bir sıcaklık var ki
mevsim normallerinin bayağı üstünde. 37 derece bir hava sıcaklığı var bugün burada. Bayağı sıcak havalar. Bu işte sıcakta hiç iyi olmuyor yani arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Fabrikaya geldik. Şimdi kantara giriyorum. Evet arkadaşlar, kapakları açtık ama tam bu şekilde teleskopu yükleyiciyle boşaltılıyor. Arkadaşlar pamuğumuzu boşalttık. Dönüyorum tarlaya. 6980 kilo geldi bu robot. Allah bereket versin. Bakalım parçamız kaç kilo yapacak. Benim söyleyebileceklerim bu kadar bugünlük. Gösterebileceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bizi desteklemiş olursunuz. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.